Herkese selamlar. Üzeyir Doğan ben. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Bugün ağırlıklı olarak sizlerden gelen soruları cevaplayacağımız bir yayınımız olacak ama öncesinde kısaca bir piyasadaki genel gelişmelere değinmek istiyorum. Borsa İstanbul'a baktığımızda BIST 100'de pazartesi günü hatırlayacak olursanız oldukça sert bir yükseliş gördük. %3,80'lik bir yükseliş gerçekleşti burada ve bu yükseliş aslında hacim olarak genele yayıldığını ve hacim olarak desteklenebildiğini çok fazla söylemek mümkün değildi. Hemen şurada biraz daha yakın plandan bakacak olursak hareket şurası. Boşluklu bir başlangıç oldu güne. Yurt dışı piyasalardaki pozitif görünümün de etkisiyle. Devamında yine yurt dışı piyasalarda %2'ler civarı yükselişler vardı. Biz burada biraz daha pozitif ayrışıp 3,80 civarında bir yükselişle günü kapattık. Ama şurada da gördüğünüz üzere işlem hacmi hemen hemen şu seviyelerde gerçekleşti. 25 milyar TL civarında ve bu da son zamanların aslında en düşük işlem hacimlerinden bir tanesiydi. Yani şuraya baktığımızda son zamanların en yüksek getirilerinden biri, yüzde getirilerinden biri yine son zamanların en düşük işlem hacimlerinden biriyle gerçekleşti. Aslında bu negatif bir tablo oluşturdu. Yani yükseliş tarafındaki ivmenin güçlenemediğine yönelik ama devamında dün yine yukarı yönlü denemeler vardı. Çok yatay bir kapanış gördük. Hareket bandı oldukça sınırlıydı. Bu sefer de işlem hacminde ciddi bir yükseliş gördük. Yani güçlü yükselişin desteklemediği işlem hacmi yatay piyasada yüksek hacmini getirdi. Ve burada hisse bazlı hareketler de şurada, hatta şu bölgede oldukça sık bir şekilde ön plana çıkmaya başladı. Bugün yine yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Yurt dışı piyasaların bunda desteği var. İkinci olarak da bugün Moody's'ten bazı açıklamalar var. Onlara da belki değinmekte fayda var ilerleyen dönemde. Çünkü Moody's takvimi geldiğinde bu haberler biraz daha önemli hale gelebilir. Bu açıdan burayı da bu gelişmelerde takip etmekte fayda var. Hemen şimdi şurada haberleri gösteriyor olacağım. İşte Moody's'in TL'nin güçlenmesini, sermaye girişlerini, döviz rezervlerindeki azalışın durdurulmasını sağlayan Kasım ayından beri devam eden politika değişikliği net bir pozitif kredi unsurudur. Yani bu mevcut politikaların kredi görünümünü pozitif etkileyebileceği yönde bir açıklama var. Burada daha tutarlı politika çerçevesinin korunduğunu görmemiz gerekiyor diyor. Hani bir not artışı ya da görünüm değişikliği için. Yapısal dengesizliklere cevap veren, aynı zamanda ülkenin doğasında var olan güçlü yönlerinden yararlanan kararlı bir dizi ekonomik reform orta vadede yukarı doğru not baskısına yol açabilir. Yani orta vadede notu arttırabiliriz diyor. Ama burada önemli olan vurgu bu politikaların devamlılığının görülmesi diyor. Burada bu politikaların devamlılığının görülmesi açısından da gelecek hafta ekonomik reform paketi açıklanacak bildiğiniz üzere. Eğer burada güçlü vurgular olursa ki bununla ilgili şuradan bulabilirsem hemen göstereyim. Hürriyet'te bugün bir haber vardı ve bu haber ana hatları belli oldu şeklindeydi ve fiyat istikrarını öncelikleyen, cari açığın düşürülmesini sağlayan bir reform paketi hazırlanacak deniyordu. Yani burada da hükümet olarak Cumhurbaşkanlığı kabinesi hükümet olarak bu hedeflerin arkasında durulduğunun deklare edilmesi. Çünkü Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak bu paket, reform paketi. Bu açıdan buradaki duruşun orta uzun vadeye yayılabileceği beklentisini destekleyebilir ve piyasalarda pozitif bir algı oluşturabilir. Yani bu açıdan baktığımızda gelecek hafta bu açıklanacak reform paketi önemli olabilir. Burayı izlemekte fayda var. Piyasada bir miktar buranın iyimserlik oluşturduğunu görebiliriz. Aslında ben teknik olarak baktığımızda bir miktar bu tarafta hala teknik baskının devam ettiği kanaatindeyim. Hala çok güçlenebilen bir piyasa göremedik ama dediğim gibi bu reform paketi beklentisi, Moody's'ten gelen bu açıklamalar bunlar kısa vadede iyimserlik yaratabilir. Bunu takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Tüm bunlara rağmen bizim piyasamızda ana etkenin belirleyicinin yurt dışı piyasalar olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yurt dışı piyasalar tarafına baktığımızda da bugün özellikle de genel itibariyle pozitif havanın devam ettiğini söylemek mümkün bu tarafta. Dediğim gibi bizim bugüne biraz daha iyimser olmamızda bu Moody's'in açıklamalarında etkisi olduğu kanaatindeyim. İkincisi de bugün bildiğiniz üzere enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarında beklentilerin bir miktar üzerinde bir gerçekleşme gördük.
Piyasa beklentisi 0,7-0,8 civarında aylık artış olması yönündeydi. Burada gerçekleşen rakam %0,9 şeklinde oldu ve böylece yıllık TÜFE'de %15 seviyesinden 15,6'ya yükselmiş oldu. Böylelikle aslında son 4 aydır gerçekleşen enflasyon piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Biz geçtiğimiz yıl Kasım Aralık'ta ve Ocak'ta bu yıl ve şimdi de Şubat ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen enflasyon rakamları gördük. Bu da Merkez Bankası'nın sıkı duruş konusunda ne kadar doğru bir hamle yaptığında göstergesi. Bugünkü enflasyon rakamından sonra Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında bir faiz artışı yapma beklentisi biraz daha kuvvetlenebilir. Bu da Dolar-TL tarafında kısa vadede baskı oluşturmaya devam edebilir. Yani bugün yüksek enflasyona rağmen Dolar-TL kurunun aşağıda olmasındaki ana etkenlerden bir tanesi bu. Yani Merkez Bankası'nın Mart ayı içerisinde ki toplantıda bir faiz arttırımı yapabileceği beklentisinin şekilleniyor olması piyasa tarafında kalınca. Bunun da etkilerini bu tarafta görüyoruz. Gelelim endeksin teknik görünümüne. Endeks tarafında şunu söyleyeyim. İlk olarak aslında biz endekste yükselen trendin hatırlanacak olursa Ocak sonunda kırıldığını görmüştük. Yani şurasıydı bizim Ekim sonu itibariyle başlattığımız yükselen trend ve kabaca çiziyorum şu bölgeydi ve burayı biz Ocak sonunda kırdık. Tekrar bu trende dönüş çabaları oldu şuralarda ama bunda çok başarılı olamadık. İkinci olarak şurada gördüğümüz dip seviyeleri referans aldığımızda yeni bir yükselen trendimiz vardı. Eğim daha da normalleşti. Yani şu dik eğim biraz daha normalleşti ve biraz daha sağlıklı bir trend halini almıştı. Bu trend kırıldıktan sonra ki bu da geçtiğimiz hafta kırıldı hatırlanacak olursa önceki hafta ve daha sonrasında satışların sertleştiğini gördük. Şu an tekrar bir tepki hareketi var ve bu tepki hareketinde şu trende dönüş çabası var. Bunu izliyor olacağız. Kısa vadede izlediğimiz artık şu düşüş trendimiz var. Artık tepeler biraz daha aşağıda oluşmaya başladı. Ve şu anda bu trendin bulunduğu noktadayız. Yani hemen şunu koyu renkle gösterecek olursam biraz daha net bir şekilde görülebilir. Burası bizim referans noktamız olacak. Bu seviyenin üzerine geçilecek olursa piyasada yeniden yukarı yönlü hareketlerin biraz ivme kazandığını görebiliriz. Ama sağlıklı bir yükseliş için bizim şuralara tekrar dönmemiz lazım. Yani 1360-1370 buraları yukarı yönlü geçiyor olmamız lazım ki yükselişin hız kazandığından bahsedebilelim. Yani şu an itibariyle izlediğimiz seviyeler şu bölgeler. 1640 civarı. Buraların üzerinde İlk etapta pozitif olacaktır ama bugün en azından buranın bu sefer hacimli bir yükselişle geçilmesi lazım. Yani şu ana kadar ki hacim çok önemli bir gösterge sunmuyor. Ama öğleden sonraki hacimleri de bunun içine taktığımızda endeks eğer şu son düşüş trendini hatta biraz daha sağlıklı göstermek açısından yani şu şekilde bakabiliriz. 1640'ın biraz üzeri 1650 diyebiliriz. Biraz da marj bırakma adına bu seviyelerin aşılması lazım. Buralar aşılabilecek olursa bir rahatlama görebiliriz en azından. Ama aksi takdirde herhangi bir sebeple bugün endeks buraları aşamaz ve günü bu seviyelerin altında kapatacak olursa bu negatif bir işaret oluşturacaktır. Teknik anlamda kısa vade için buna da dikkat etmek gerekiyor. Biz endeks tarafına baktığımızda BIST 30'u konuşuyoruz burada. BIST 100'de biraz daha hareketlerin netleştiğini görüyor olacağız. Yani şurada. Burada biraz daha hareket net ve burada 1650 civar, 1550 civarı pardon izlememiz gereken seviye. Burada buranın geçiliyor olması lazım. Yani şuraların artık yukarı yönlü kırılıyor olması lazım ve endeksin de BIST 100'ün de şu trendin içine dönmesi lazım. Şuradaki 1550 civarına dönmesi lazım. Aksi takdirde burası gerçekten güçlü bir direnç alanı oluşturacak. Yani bugün itibariyle şurası 1550 civarı ama hemen üzerinde 1570 civarı var buralar. Buralar kritik seviyeler. Bu bölgelerin geçilmesi lazım. Şurada özellikle şuralar ilerleyen günlerde zaten hemen hemen aynı noktaya gelecek. 1570 civarı yapacak BIST 100 tarafında da. Buraların geçilmesi lazım. Buralar geçilecek olursa hareket ivme kazanabilir. Yani önümüzdeki hafta reform çalışmaları açıklamalarıyla birlikte
yeni bir ivme kazanabiliriz ama bu ivmenin kazanılabilmesi buraların geçilmesine bağlı. Yani şu alttan gelen trende tekrar dönüş olmasına ve aynı zamanda da şu son oluşan düşüş trendine trendin üzerine bir hareket görmemiz lazım. O nedenle 1550 hatta şuralar 1560 1570'e yaklaşmış olacak hafta sonu itibariyle gelecek hafta. 1570 üzerindeki hareketler BIST 100 tarafında da çok ciddi momentum katabilir endekse. Bu nedenle her ne kadar dediğim gibi teknik görünüm şu ana kadar biraz daha zayıf seyrediyor ve aşağı yönlü eğilim gösteriyor olsa da ki göstergelerdeki toparlanmalar da zayıf kalıyor. Yukarı yönlü hareketlerde hacim desteğini bulmakta zorlanıyoruz. Bunların hepsi biraz daha negatif baskı oluşturuyor ama herhangi bir sebeple ki bu gelecek hafta işte açıklanacak reform paketi olabilir. Burada da BIST 100 tarafında da buralar geçilecek olursa bu ciddi manada yukarı yönlü hareketi destekleyebilir. Burada BIST 30'a biraz daha yakından bakmak lazım. Biraz önce konuştuğumuz endeksi. Çünkü hareket artık BIST 30 hisselerine yoğunlaşmaya başladı ve bu nedenle de burada mesela şu trendin kırılma eşiğinde olduğunu görüyoruz. Yani ya da tekrar bir yükseliş trendine geçiş konusunda ciddi emareler görüyoruz. Bunun sebebi de son dönemde hareketin dediğim gibi biraz daha BIST 30 şirketlerine yönelmiş olması. Yani bakıyorsunuz işte Ford'da bir gün hareket görüyorsunuz, bir gün Türk Hava Yolları'nda görüyorsunuz, bir gün Otokar'da vesaire görüyorsunuz. Yani ana endeks hisselerinde çok sert hareketler var ve bunlar biraz daha burayı pozitif tarafta kılıyor. Yine kısa vade gösterge için yani BIST 100 tarafı için de BIST 30 tarafında izlemekte fayda var. Eğer BIST 30 önce olarak burayı kıracak olursa yine bu da bir miktar takip edilebilir. 1640 civarı burada izlenecek önemli referans noktası olacak BIST 30 tarafından. Özellikle vadeli piyasalarda takip edenler burada BIST 30 tarafında bu 1640 tarafında spot endeks bazında takip edebilirler. Buralar önemli. Zaten hemen hemen o seviyedeyiz. Buraların üzerinde bir kapanış günlük bazda hareketleri biraz daha hızlandırabilir. 1640'ı bu gözle izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Aksi olursa yani bugün buralara kadar geldikten sonra 1640 geçilemezse bu dediğim gibi negatif bir tablo oluşturur. Bunu da bugün izliyor olacağız. Referans noktamız bugün burası oluyor olacak. Bu haftanın geneline baktığımızda artık önemli diyeceğimiz verilerin büyük oranda geride kaldı. Sadece bu tarafta yarın Fed Başkanı'nın bir açıklaması olacak. Yani bunu takip ediyor olacağız. Çünkü son dönemde gündem Fed'in üzerine kurulu. Fed erken sıkılaşır mı, sıkılaşmaz mı vesaire tartışması var. Buradan gelecek açıklamalar takip edeceğiz ama şunu söyleyeyim. Fed'in genel duruşunda aslında önemli bir değişim yok. Çünkü Fed tarafından yapılan açıklamalarda bu emtia fiyatlarındaki artışın tek seferlik olduğu ve seneye bunun tekrarlamayacağı beklentisi var. Bunun da bir fiyat sadece bir fiyat artışı olarak değerlendirilmesi gerektiği yani sürekli arz eden bir fiyat artışı olmadı yani enflasyonun kalıcı trendler oluşturmayacağı beklentisi var. O nedenle de Fed yakın dönemde sıkılaşma beklentisi sunmuyor. Muhtemelen bu açıklamalar tekrar görüyor olacağız. Özellikle geçtiğimiz haftaki Amerikan faizlerinin ardından artışın ardından burası daha önemli olacak. Ve bu piyasaları bir miktar yatıştırabilir gibi gözüküyor tahminim. O nedenle Amerika tarafında burayı izlemek lazım. Perşembe akşam biz vadeli piyasalarda ilk etkilerini de görüyor oluruz zaten endeks tarafında. Burayı izliyor olacağız. Cuma günde Amerika'da istihdam verileri açıklanacak ama şu an piyasada Amerika'da öncelik enflasyonun seyri. O nedenle biraz daha burada verinin etkisi biraz dışarıda olacaktır. Yani sınırlı olacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özetleyecek olursam endeks tarafında aslında kritik bölgelerdeyiz. Burada yukarı son oluşan düşüş trendini yukarı yönlü kırma çabası var endeksin. Son zamanlardaki o negatif görünüm içerisindeki bence en olumlu tablo. Yani 2 aydır ben endeks tarafında bir düzeltme beklediğimi ifade ediyordum ve hala aynı görüşteyim aslında. Yani dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama burada şu trendin üstüne çıkılacak olursa ve kapanışlar görecek olursak dediğim gibi bu Moody's'in açıklaması, bizdeki reform açıklamalarının Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak olmasının bu Moody's'in bahsettiği işte kararlılık vesaire gibi görmek gerekir açıklamalarının dayanağı oluşturacaktır. O nedenle pozitif etkilerini görebiliriz. Gelecek hafta burayı izlemek lazım ama mesela dün hukuk reformu açıklandı. Yani genel şeye baktığımızda
Elbette önemli maddeler var ama hani bunların maddeleri saymaktansa yapılması piyasanın beklediği, hukuk tarafı özellikle biraz daha uzun vadeli yapısal reformlar zaten. Bunları bugünden yarına çözmek mümkün değil, böyle bir şey değil ama ekonomi tarafında bunun kararlılığının sunulması, şu ana kadar Kasım ayından itibaren politikaların kesintisiz devam edeceğinin piyasaya izahı ve bunun Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından da Cumhurbaşkanlığı tarafından da kabul gördüğünü deklare edilmesi piyasa açısından pozitif olabilir. Yani benim bu nedenle hani bu sefer biraz daha bu taraftaki beklentim o yönde. Ama şunu söyleyeyim, herhangi bir sebeple piyasada bir geri dönüş görecek olursak mutlaka stop senaryosu bulunması lazım. Bana kalırsa yeni stop senaryosu 1480. Bu seviyenin altı ciddi manada tekrar olumsuzluk getirir ve satışların bir anda tekrar sertleştiğini görebiliriz. Ana destek hala 1430 civarı ama buraya ciddi marj var. Buraya kadar beklenmez. Ben biraz orta vade bekleyenler için 1480, biraz daha kısa vade bekleyenler için ise şuradaki 50 günlük ortalama hemen seviyesinde bakalım. 1517-1515 civarı diyebiliriz. Burayı artık stop kabul etmek lazım. Kısa vade için 1515, orta vade için ise 1480 stop seviyeleri. Buraların altına sarkılacak olursa strateji tekrar aşağı yönlü hızlı bir şekilde kurgulanmalı bana kalırsa. Diğer taraftan da dediğim gibi alım içinde şuradaki trendin, düşüş trendinin artık kırılması lazım. 1550 civarıydı. Buralar geçilecek olursa bir hareketlilik görebiliriz. Trend biraz kaydı ama 1550 civarı. Buraların üzerinde kapanışta gelecek haftaya yönelik ciddi pozitif sinyal verir. Bu hafta bazında kapanışı da yukarı yönlü pozisyon taşımanın ya da yeni pozisyon almanın gerektiği seviyede 1550 üzeri kapanışlar olarak değerlendirmek mümkün. Genel olarak benim piyasa ile ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Sorulara geçiyor olacağım. Biraz daha geçtiğimiz pazartesi günü cevaplamadığımız sorulara ağırlık vermeye çalışıyor olacağım. Adettendir ilk soruyu Alper Bey sormuş. Hemen ilk sorudan başlıyorum ben de. Işıklar Enerji Yatırım Holding var. Şöyle söyleyeyim, yani ben genel olarak grup şirketlerinin aşırı volatil ve öngörülemez fiyatlamalar yaptığı kanaatindeyim. Bu nedenle de yıllardır herhangi bir şekilde öneri listemde yer vermedim. Hala da aynı görüşteyim. Şu anda da fiyatlamaların son dönemde biraz agresifleştiğini düşünüyorum yine. Hissenin halka arzdan sonraki fiyat performansı. Yani totalde baktığınızda çok bir getiri yok ama dönem içlerinde çok sert volatil hareketler var. Bunların zamanlamasını öngörmek ve tahminde bulunabilmek zor. Ben şu anki fiyatların hissenin çarpanlarını da mali gelişimini de göz önünde bulundurduğumda biraz riskli olduğu kanaatindeyim. O nedenle herhangi bir önerim yok. Teknik olarak da çok hani şöyle söyleyeyim, sağlıklı bir yorum yapmanın da çok mümkün olmayacağı kanaatindeyim. Dediğim gibi geçmişte fiyat hareketlerinde çok volatil hareketler gördük. Yine yakın döneme baktığınızda da yani bir anda mesela hissenin 90 kuruştan işte 1.50'ye, oradan tekrar 1 lira civarına işte gittiğini geldiğini görebiliyoruz. Volatilitesi yüksek bir şirket piyasayla çok doğrudan korelasyonu olmadığını söyleyebilirim. Bu nedenle ben bir miktar temkinli yaklaşmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Figen Hanım Yükselen Çelik ve İhlas Gazete'yi sormuş. Bunlar da uzun zamandır gelmeyen sorulardı. O açıdan cevaplayayım. Yani genel itibariyle demir çelik sektörü ve bu taraftaki faaliyet gören, hani bu belki Kardemirer ile falan kıyaslanmayacak bir firma. Yaptığı iş bazında da ve ölçek olarak da onlarla kıyaslanmayacak bir yapıda ama diğer o demir çelik yan sanayine baktığımızda da tamamında pozitif bir tablo vardı ve önemli fiyatlamalar gördük. Şu anda da geldiği noktalara baktığımızda şuralarda çok güçlü dirençlerle karşılaşmış. Yani 5,5 lira civarında sürekli bir realizasyon süreci görmüşüz. Ve aşağıda da şu bölge 4,40-4,50 civarında bir destek oluşturmuş. Yani şu an bu bant içerisindeki hareketi izliyoruz. Ben çok kısa vade, hani belki saatlik grafiklerde bile bakılabilir buraya. Şurada bir çok eğimi dik bir düşüş trendi var ve şu an itibariyle tam oradayız. Yani bu bölge geçilebilecek olursa biraz hareket belki ivme kazanabilir. Ama en azından ben yeni alım yapacak olanların şu kısa vadeli ortalamaları da yani 22 günlük 50 günlük ortalamaları da geçmesini beklemek daha sağlıklı olur gibi gözüküyor. Buralarda kabaca 5.20 civarı. 5.20'nin üzerinde bence yeni alım değerlendirilebilir. Mevcutta pozisyon olanlarsa bence her an bir geri dönüş için makul bir stop bulundurabilirler. Yani 4.80-4.90 civarı da burada kısa vadeli stop seviyesi olarak
takip edilebilir. 4.90 civarı burada stop seviyesi olarak alınabilir diye düşünüyorum. Demir çelik sektörü hala potansiyel sunuyor genel itibariyle. Burada da çok sert geri çekilmeler şu aşamada beklemediğimi söyleyebilirim. İhlas yayıncılık tarafında şunu söyleyeyim. Yani çok yakından takip etmediğim hisselerden biri. Çünkü sebebi de şimdi grafiğinden görülüyor olacak. Yıllar itibariyle oldukça zayıf performanslar sergiledi ve oldukça dalgalı bir görünümü var. Ben genel itibariyle çok dediğim gibi yakından takip etmediğim ve öneri listemizde yer vermediğim şirketlerden biri ama kısa vadeli teknik görünüme bakacak olursak son yukarı yönlü hareketin düzeltmesini yapıyor şu anda. Trend biraz daha aşağı dönmüş durumda. Yani en azından şuradaki trend kırılmadığı sürece burada biraz mesafeli kalmakta fayda var. Yani bu da ortalamaların üzerine işaret ediyor. 1.13-1.15 civarı. Buralar geçilmediği sürece ben temkinli kalmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani şurada 1.10'lar civarındaki destekler de kırılmış. Şu anda bu desteğin de altında. Teknik göstergelerde zayıf seyrediyor. Ben biraz temkinli olmakta fayda olabileceğini düşünüyorum. Burak Bey endeks düzeltme dalgası bitti mi? Tekrar pozisyon açalım mı demiş. Yani biraz önce bahsettim. Biraz daha önceki günlere nazaran pozitif bir tablo var ama burada 1550 civarının geçilmesi ve üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Aksi takdirde biraz izlemede kalınabilir. Henüz daha çok sağlıklı bir tablo oluşmuş değil. Yani burayı geçtikten sonra haftalık bazda eğer bir kapanış görürsek buradan alım değerlendirilebilir. Hisseler tarafına baktığımızda Sasa var. Sasa'da çok ciddi bir volatilite var. Yani şu an herhangi bir teknik ya da temel analiz çok sağlıklı sonuç vermeyecektir. Ama ben fiyatlamanın agresif olduğu kanaatindeyim ve çok ciddi risk oluşturduğunu düşündüğümü geçtiğimiz haftalarda da ifade etmiştim. Burada sert düzeltmeler başladı. Ben bir süre uzak kalmakta fayda olabileceğini düşünüyorum. Adem Bey Yeşil sormuş. Yani daha önce cevaplamadığım sorulara biraz daha öncelik veriyor olacağım. Burası da aşırı volatil bir şirket ve şuradaki fiyatlamanın çok sağlıklı bir fiyatlama olduğu kanaatinde değilim. Şu andaki buradaki agresif fiyatlamanın düzeltmesini yapıyor. Bu düzeltmenin nerede biteceğini tahmin etmek zor. Ben bu nedenle uzak durmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Esra'nın Vakko sormuş. Vakko şunu söyleyeyim. Yani geçtiğimiz yıllarda sıklıkla böyle bazen ortaklık satış vesaire haberleri geliyordu. Bunların sert fiyatlamalarını görüyorduk ama son zamanlarda baktığımızda biraz daha fiyatların yataylaştığını görüyoruz. Hafif yukarı yönlü eğilimle birlikte şu bölgede bir dalgalanma süreci gördük. Önemli direnç seviyeleri bu bölgelerde hareket gerçekleşti ama geldiği fiyat seviyeleri bazında ben burada da değerlemelerin biraz yüksek olduğu kanaatindeyim. Hemen şöyle şirketin en azından son rasyolarını bir görmekte fayda var. Açık söylemek gerekirse çok yakın zamanda incelemedim ama FK tarafı 111, piyasa değeri defter değeri 453. Yani ben bir miktar dediğim gibi şu fiyatlamaların düşük karlılığın bu kadar yüksek fiyat getiriyor olması bana hep risk oluşturuyor ki Vakko geçmiş yıllarda da hani çok yüksek karlılıklarla çalışan bir şirket değildi. O nedenle ben son dönemdeki yükselişlerin biraz temkinli olması gereken yerler olduğu kanaatindeyim. Koç Holding sorusu var. Holdingler tarafında şunu söyleyeyim. Piyasanın ucuz kalan tarafları bence bunlardı. Yani Koç Holding, Sabancı Holding, bankalar zaten ucuz ama yani gitmesi için bir gerekçe yok. Ama holdingler tarafında iştirakleri iyi gidiyor ama holdingler zayıf gidiyor. Yani ilerleyen dönemde bir pozisyon değişimi olacak olursa iştiraklerden çıkış holdinge giriş şeklinde de olabilir. Ya da ben mesela Koç Holding iştirakleri yerine holdingin alınmasının da şu aşamada daha cazip olabileceği kanaatindeyim. Çünkü olası bir geri çekilmede buranın biraz daha defansif olabileceği kanaatindeyim. Diğer hisselerde sert düzeltmeler görülebilir. O riski taşımak yerine biraz daha Koç Holding'in tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Onu da ifade edeyim. Son dönemde oluşan yukarı yönlü hareketlerde tekrar zirve seviyelere gelinmiş durumda. Yani bu hafta bu kapanışların işte 23-20'nin üzerinde gerçekleşmesi pozitif hareketin devamı olarak değerlendirilebilir. Bu seviyenin üzerinde pozisyonlar arttırılabilir ya da yeni pozisyon alımı değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Kısa vadeli stoplar artık şu bölgeler yani 21-70-21-75 civarı ya da bu bölgeler biraz daha marj bırakanlar için belki biraz daha aşağısı ama bu bölgelerde yeni stop seviyesi buralar izlenebilir diye düşünüyorum.
Yine TSKB sorusu var. Bu son haftalarda cevaplamadım ama görüşümde çok fazla bir değişiklik yok. Bankacılık tarafı içerisinde hala diğerlerine nazaran şu son düşüşe rağmen primli olduğu kanaatindeyim. Şu fiyatlamanın defalarca anlatmıştım burada hiçbir gerekçesi olmadığını ve aşırı spekülatif olduğunu, bankacılık sektörünün neredeyse 2-3 katı fiyatlamaya gittiğini bahsetmiştim. Hala bankacılık endeksine göre ve kendi tarihsel ortalamalarına göre son trendi göz önünde bulundurduğumuzda yüksek fiyatlandığı kanaatindeyim. Burada şirkete baktığımızda hemen bunu çok net bir şekilde göreceksiniz. 0,80 civarı bir piyasa değeri, defter değeri söz konusu. Örneğin Akbank'a baktığınızda burada 0,53. İşte Garanti'ye baktığınızda 0,64. Yapı Kredi'ye baktığınızda baktığınızda 0,50 civarı piyasa değeri defter değeri rasyoları var. Yani 0,80 ortalamayla bankacılık sektörüne göre hala bir miktar yukarıda. Yani direkt o ortalamalara dönmesini beklemiyorum. Çünkü karlılık tarafında onlara göre biraz daha iyi ama bu bölgeler ederinde fiyatlamaya yakın. Yani şu 1,5 lirayla şu anki fiyatlar arası bana kalırsa olması gereken fiyat seviyeleri zaten. Oralara da yakın olduğu kanaatindeyim. Şu an bankacılık sektörünün de ilk çeyrek özelinde çok ciddi bir potansiyel oluşturmadığını düşünüyorum açıkçası. Buna TSKB'de dahil. Yine soruları hızlıca atlayarak bakıyorum. Hani altlarda kalanlardan kaçırdıklarımız olabilir diye. Anadolu Grubu Holding sorusu var. Yani grup şirketten dönem dönem bahsediyorum. Genel itibariyle beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. Ama son dönemde burada da endeksteki kırılmayla beraber şurada yukarı yönlü trendin kırıldığını görmeye başladık. Burası riskliydi. Ama şu an tekrar trende dönüş çabası var. 30 üzerindeki kapanışlar bence hisseyi tekrar aldırabilir. Özellikle bu hafta 30 üzerinde kalınması gelecek haftaya yönelik de ciddi beklenti oluşturabilir. 30 üzerinde bence pozisyon alımı değerlendirilebilir. Mevcut pozisyon olanlar bence artık pozisyonlarını koruyabilirler. En azından tekrar şu bölgeye yani 28'in altına diyelim önümüzdeki günlerde 28'in altına inilmediği sürece mevcutta pozisyonlar korunabilir ve yeni pozisyon alımı da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Safkar sorusu var. Hemen burada da şuradaki fiyatlamayı görüyorsunuz. Yani bu fiyatlamalar sonrası genellikle son üst oluyor ve ne zaman bunun sonlanacağı da belli olmuyor. Ve şu anda buradaki fiyatın düzeltmesi içerisindeyiz. Ben hala beklemek gerektiğini düşünüyorum. Yani şuradaki fiyatlamaya baktığınızda da şirketle ilgili genel bir fiyatlamayla ilgili genel bir fikir sahibi oluyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yani oradaki fiyatlamanın çok piyasa dengesi içerisinde oluşmadığı çok net bir şekilde gözüküyor. Şirketin fiyat kazanç oranı 33, piyasa değeri defter değeri oranı 5,69. Yani geçmiş performansında 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorsunuzdur şirketin. Yani fiyat grafiğine de yansıyan görünüm zaten. Ben bu fiyatlamaların çok sağlıklı bir fiyatlama olmadığı kanaatindeyim. O nedenle de mümkün olduğu kadar mesafeli durmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Doko var. Bir süredir görmediğim sorulardandı. Havacılık sektörü hareketlendi. Belki ondan biraz dikkat çekiyor burası da. Bildiğiniz üzere özellikle İngiltere tarafındaki bu seyahat kısıtlamalarının azaltılıyor olması dünya genelinde. Avrupa tarafında da bunu tartışılıyor olması, turizm mevsimine yaklaşıyor olması ve aşı etkileri havacılık sektörünü genel itibariyle pozitif etkiledi. Ve burada sert hareketler gördük. Örneğin dün Türk Hava Yolları'nda yine piyasadaki en yüksek getirilerden bir tanesi vardı. Burada genel itibariyle şunu söyleyeyim. Havacılık sektörü evet kısa vadede bu haberler pozitif etki yaratıyor ama finansallar uzun süre arzulanan istenilen seviyelere gelmeyecek. Yani özellikle bu tarafta baktığımızda 2019 rakamlarına ulaşmamız kısa vadede çok mümkün olmayacak. Bu nedenle ben bu tarafta biraz temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani evet kısa vadede bir iyimserlik var. Bu belki biraz daha sürdürülebilir ama orta uzun vade için açıklanan finansalların hisseler üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini düşünüyorum. O nedenle biraz dikkatli olmakta fayda var.
Mustafa Bey Ülker'i sormuş. Yani uzun süredir zayıf kalan ve yatırımcısını da üzen hisselerden bir tanesiydi Ülker. Yani son dönemde hafif bir yukarı yönlü hareketler görmeye başladık. En azından şuradaki kısa vadeli düşüş trendinin artık kırılma emaresinde olduğunu söylemek mümkün. Eğer bugün bu kapanışları görebilirsek bu şekilde bu kısa vade için pozitif bir hareket olabilir ve en azından şu son düşüşün geri dönüşünü gerçekleştirebilir ve biraz daha yukarı yönlü marj açılabilir. Yani ilk etapta en azından şu %61,8 seviyesinin bulunduğu 23 liraya kadar bir çıkış görülebilir. Ama genel itibariyle söyleyeyim yükselişlerde hacim yok. Yani henüz daha bu kırılma ve tepkiyi sağlayacak bir ilgi yok bana kalırsa. Sadece kısa vadeli bir tepki endeksle beraber. Ben hala biraz temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Genel itibariyle endekse göre zayıf seyir devam ediyor. Bunu gözden kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum. Eczacı ilaç sorusu var Dilaver Bey'den. Şimdi burada aslında baktığımızda ben gayrimenkul yatırımı ağırlıklı olan şirketlerin hepsinden bu dönemde uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Eczacı ilaç da bunlardan bir tanesi. Çünkü gayrimenkul tarafında yani çok zayıf bir dönemden geçiyoruz. Burada baktığımızda faizlerin yüksek seyri hisseler tarafında ciddi baskı oluşturacak. Artı AVM'ler tarafında evet açılma yönünde haberler var ama bu açılmalar ne kadar sağlıklı olacak ya da açılsa bile insanlar ne kadar AVM'lere gidecek? Bunlar henüz net değil. O nedenle ben bu tarafta da AVM'ler tarafında da bir miktar ya da biraz daha arsa ve arazi üzerine kurulu ya da inşaat üzerine kurulu şirketlerin tamamından biraz uzak durmak gerekir diye düşünüyorum. Cafer Bey'in Vespe sorusu var. Hemen iki sorusundan bir tanesini cevaplamış olalım. Şöyle söyleyeyim, finansal olarak oldukça güçlü bir finansal sonuç açıkladı ve sonrasında zaten yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Benim şahsi kanaatim hep söylerim, hisse yükselirken satılmaz diye. Yani burada makul stop seviyeleri belirlemek ve o seviyelerin üzerinde kalındığı sürece pozisyonlar devam ettirmekte fayda var. Yani burada kısa vade stop seviyesi 51 civarı. Hem kısa vadeli ortalamalar da burada var. 51-25 civarı ama biraz marj bırakarak 51 civarı. Kısa vadeli için stop olabilir. Ya biraz daha orta vade bekleyenler için en azından bir önceki dibin altına bir daha inmemesi lazım. Yani şu ana kadarki hareketlerde gördüğünüz üzere hep bir önceki dibin üzerinde gerçekleşen dipler görüyoruz. Şuradaki dibin altına sarkılması bu açıdan negatif bir tablo oluşturur. Asıl stop yeri burada 49-40. Yani bu seviyenin altına sarkılmadığı sürece bence pozisyonlar korunabilir ve yeni pozisyon alımları da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Gülsüm Hanım'ın Doğutaş Kelebek sorusu var. Hemen bakacak olursak orada da şunu söyleyeyim. Yani yakın dönemde zaman zaman volatilitenin arttığını gördük. Yani ben bu açıdan biraz dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Henüz daha fiyatlar çok sağlıklı bir çerçeveye oturabilmiş değil. Mobilya sektörü hareketli bir sektör bu dönemde. Yani siparişlerde oldukça uzun atamalar oluyor. Yani talep kuvvetliydi. Ama geldiğimiz nokta aslında sadece mobilya üzerinde baktığımızda konut satışlarının yavaşlıyor olması mobilya satışlarının da yavaşlayacağı anlamına gelen unsurlardan bir tanesi. Çünkü ev değişimleri, yeni ev alımları vesaire mobilya pazarını hareketlendiren unsurlardan biri. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında bunu gördük. Hala da mobilya sektöründe kısmi etkileri devam ediyor bunun. Ama önümüzdeki dönemde hem konut satışlarının yavaşlayacak olması hem tüketici kredili faizlerindeki ciddi artışlar bu tarafta yavaşlama getirebilir. Ben bu nedenle biraz dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum ama dediğim gibi fiyatlama içerisinde çok spekülatif anlık fiyatlamalar olabiliyor. Bunları öngörebilmek de mümkün değil. Yani hisse 2 liradan 3 liraya çıkıyor neredeyse. Tekrar 2 liraya düşüyor. Yani biraz piyasada spekülatif fiyatlanan hisselerden bir tanesi. Volatilitesi yüksek. Bu açıdan dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Yine yukarı yönlü hızlı bir hareket var ama bu hızlı hareketler yani teknik olarak pozitif değerlendirebilmek de çok mümkün değil. Çünkü bu hareketlerin ardından sert düzeltmeler de gelebiliyor. Ben öngörünün biraz zayıf olduğu hisselerden biri olduğunu düşünüyorum. O nedenle de bir miktar dikkatli yaklaşmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Kentle ilgili soru var ama hani ne yorum yapılabilir ondan emin değilim. Yani şu fiyatlamanın ardından çok bahsettik. Yani hala bu fiyatlar da yani şey değil yükseliyor ama hiçbir anlam ifade etmiyor benim açımdan. Yani burası artık
bence yatırımcıların uzak durması gereken ve bakmaması gereken fiyatlamaların olduğu yerler. Yani şirketin finansallarıyla ya da genel denklemle açıklanabilecek bir fiyatlama asla ve asla yok. O nedenle de mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Buradaki hareketler hani tabiri caizse sizi çarpabilir. Şirketin piyasa değeri defter değerinin 107 katı. Yani şirketin tüm varlıklarını satsanız, borçlarını ödeseniz elinizde kalan her 1 liralık değer için piyasada buna 107 lira veriliyor. Fiyat kazanç oranı 547. Yani bu şirket karlarıyla kendini amorti etmeye çalışsa 547 yıllık karına denk geliyor. Yani bir ev aldınız, evinizin kirası evden elde ettiğiniz kirayla evin fiyatını karşıladığınızda 547 yıl gibi düşünebilirsiniz. Yani 547 yıllık kirasına denk bir ev alıyorsunuz. Yani İstanbul'da bile en lüks yerlerde böyle en potansiyel yerlerde bunlar 30'lar 40'lar. Hani normal 20'li 30'lu rakamlar arası 20'lerde geziyor ama hani diyelim ki böyle çok marka değeri vesaire olan yerlerde 30'lar 40'lar belki konuşulabilir. Burada 547 yıla tekabül eden bir şey söz konusu. Ve dediğim gibi tüm varlıklarını satıp borçlanırsınız. Elinizde kalan 1 lira için piyasada buna 107 lira veriliyor. Bunun çok yorumlanacak bir tarafı yok bence. Yani burada her şey olabilir. Yazı tura oynamak bence %50 şans daha şeyde olabilir, hatta daha yüksek olasılıklı kazanma şansı da olabilir. O nedenle ben mümkün olduğu kadar bu tarz hareketlerden bugüne kadar hep söyledim. Sadece kent özelinde de değil, buna benzer tüm hareketlerden uzak durmak faydalı olur kanaatindeyim. Kazanabilirsiniz de ama kaybedersiniz de bunun dönüşü olmaz. Yani şuralardaki kaybedenler, yani burada 600 liraya alıp 300 liraya 250 liraya satmak zorunda olanlar oldu. Ya da işte devamındaki hareketlerde. Bunlara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Son olarak şöyle hızlıca bakacağım. Haydar Bey, Üzeyir Hocam, senden olumlu bir şeyler duymaya başladık. Gözlerimden yaşlar akacak. İzliyorum, şu an duygulandırdım ben demiş. Yani ben 2 aydır gerçekten, hatta Aralık ayının sonlarından itibaren negatif taraftaydım. Hala da piyasada birçok hissenin aşırı fiyatlanmış olduğu kanaatindeyim. Yani bu piyasa ucuz değil. Yani yurt dışıyla falan kıyaslayıp ucuz diyoruz ama bizim işte bankalar, holdingleri böyle biraz iskontolu kalan şirketleri çıkarın. Geri kalan neredeyse hiçbir şirket diyeceğim. Hani hiçbir şirket demeyeyim, arada illaki ayrışanlar var ama çoğunluğu, çok büyük bir kesimi ne kendi tarihsel ortalamalarıyla ne yurt dışı emsalleriyle ucuz değil. Yani bu açıdan baktığınızda ben piyasada çok büyük bir şişme olduğu kanaatindeyim. Bu uzun süre devam edebilir. Yani geçmişte de bu tarz hareketler gördük. Ama bu bölgeler içerisinde zaman zaman çok sert düzeltmeler olabilir. Benim beklentim de oydu. Yani endeks tarafında önce sert bir düzeltme ve devamında tekrar bir yukarı yönlü hareket. Yani yıl içerisinde daha yukarı seviyeleri göreceğimiz kanaatindeyim ben de. Ama öncesinde sert bir düzeltme bekliyorum. Hala da çok şey değilim. Sadece kısa vade için gelecek hafta bu reform paketi beklentisi, Moody's'ten gelen bu açıklamalar bir miktar iyimserlik oluşturabilir. Ama buna da dikkat etmek lazım. Eğer bu iyimserlik oluşacak dediğimiz yerde piyasa döner, bunu satış fırsatı olarak değerlendirirse, yani iyi haber satış fırsatı olarak kullanılırsa, buna biz enformasyon, formasyon uyumsuzluğu deriz. Yani iyi bir haber piyasada satış fırsatı olarak değerlendirilirse, bu dönüşün kesin tescili olur. Yani o nedenle buraya da bakmak lazım. Yani bu tarz olumlu beklentiler, olumlu açıklamalara rağmen endeks yükselemezse bu en tehlikeli görünüm oluşturur. Enformasyon, formasyon uyumsuzluğu. Buna dikkat etmek lazım. Bu hafta ve gelecek hafta piyasa bu iyimser gelişmeleri ya da haberleri ne kadar fiyatlayabiliyor? Bu oldukça önemli olacak. Piyasanın geleceği açısından bunu da görmek gerekir diye düşünüyorum. Bir soru görmüştüm ama. Endeks 155.500'lerde, DOAŞ 40 civarıydı. Endeks yerine geldi. Hisseler çok aşağıda. Büyük çoğunluğu hep böyle. Sebebi ne olabilir hocam? Çünkü sebebi şu. Aslında endekste birçok hissede realizasyon var. Yani buna baktığınızda çok net bir şekilde görürsünüz. Ama bazı hisselerle bu, ki artık endeks ağırlığı yüksek hisselere döndü bunlar. Yani neler bunlar? İşte Froto, Tofaş, işte Otokar, Pegasus, Türk Hava Yolları,
zaman zaman işte BİMAŞ vesaire gibi şirketler, SASA, bunlarla endeks tutulabiliyor zaman zaman, ama diğer hisselerde aslında genel itibariyle görünüm daha negatif. Birçok küçük orta ölçekli şirkete baktığınızda da zirve seviyelerinden uzaklaşmalar var. Yani endeks yerinde dururken hisselerde realizasyonlar yapılıyor. Bazı hisselerle endeks yukarıda tutuluyor. Bu da aslında riskin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu şekilde değerlendirilebilir kanaatindeyim. Bugünlük 40 dakikalık bir yayınımız oldu. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ben bugünlük burada sonlandırıyor olacağım. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar, sağlıklı günler diliyorum.